Herkese selam arkadaşlar. Her güzel bir video çektim değil mi? Hiç vizyonsuzca bir video değil. İlla ki yani tam ben vizyonsuz olduğum için illa ki vizyonsuzluk akmıştır ya. Yani. Bu normal bir şey. Vizyonsuzluk tam vizyon çıkartamaz. Ben Polina değilim. Bir videoydu bence yani. Hiç böyle videolar çekmiyordum. Zaten okulun kapanmasına 3 hafta kaldığı için yarın sınavlarım başlıyor. 2 hafta hatta 2 hafta kaldı. Şimdi Ensar Çarşı'ymış. Ders çalışacağız. Ben de işte ders çalışmaya gidiyorum. Her pazar 18.00'da video atıyorum. Tam yetiştiremiyorum. 19'a sarkıyor. Bazen 8'e sarkıyor. Ama sonra işte atıyorum. Bir de son iki videomu kaldırdım. Fark etmişsinizdir. Sebebi de şu. Arkadaşım biliyorsunuz yani çok böyle şey bahsettiğiniz gibi böyle biraz kasıntı. O yüzden ben de onu üzmek istemedim açıkçası. Kendi videolarda çıkmak istemiyordu. Ben zorladım. O yüzden de yani hiç haksız diyemem. Haklıydı. De hiç istemediği yerleri falan koydum. Israr ediyordum. Israr ediyordum o çıksın diye.
ısrar ediyordum o çıksın diye. Sonradan hiç istemediği yerler koyunca da sinirlendi. Zaten bir daha onu YouTube videoma almam. Çünkü silmek zorunda kalıyorum. Siz de bana hep soruyorsunuz. İzleyecektim niye sildim falan diye. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Ben İstanbul'a gideceğim. Sürpriz. Sınavlarım bitecek. Atakum'da festival var. Enserler oraya gidecek. Ben de gider miyim bilmiyorum ama ondan sonra İstanbul'a gideceğim. Bir markanın doğum günü var. Ben de gideceğim. Ensar, ben Ecmer Rümeysa 3 gün boyunca beraber takılacağız. 2 hafta evden çıkacağım ama şimdi arabam burada. Evimdeki eşyalar burada. Onları nasıl Sivas'a götüreceğim hiçbir fikrim yok. Çünkü İstanbul'a gittikten sonra direkt uçakla Sivas'a geçmek istiyorum. Şöyle düşündüm. Evimdeki eşyaları arabama bırakıp arabamı güzel bir yere park edebilirim. Yani kaldırmayacakları bir yere park edebilirim. Ve zaten biz tatile Sinop'a geleceğiz ailecek. İki araba geri döneriz Sivas'a diye düşündüm. Çok terledim. Şimdi gideceğim. Evet, size bakar mısınız? Araba o kadar sıcak ki erimişler. Arkadaşlar, size çok komik bir şey söyleyeceğim. Geçen şu var ya, kaldırım bak şu. Bayağı o büyüktü yani. Ben de burada taşlı maçlı. Burayı yeni yaptılar. Ben de şuraya çarptım. Koskocaman yolarken oraya sürttüm. Ben arabayı aldığım zaman demiştim ki, yani en büyük amacım çok dikkatli sürmekti ve hiçbir yere çarpmamaktı. Yani 10 sene sonra filan işte biri hiç kaza yaptın mı ya da işte böyle küçük kazalar hani oraya buraya sürttün mü filan. Söylediklerinde ben hiçbir şekilde hayır hiç çarpmadım demek istiyordum. Ama maalesef ki o gün oraya çarptım. Aslında ben orada çukurlar vardı. O çukurlardan kaçmaya çalışıyordum. O yüzden kaçtım. Şu an iyi yani, dikkatli sürüyorum. Sadece yoldaki motorları sevmiyorum. Her yerden çıkıyorlar fare gibi yani. Ben tam sağa gideceğim. Arkama bakıyorum, yok. Tam basıyorum, sağa dönüyorum. Bir bakıyorum arkamda. Birden vızzız diye geçiyor. Sonra yayaları da sevmemeye başladım. Çünkü mesela tam bak, yayalar öncelik. Ama şöyle bir durum var. Yayalara öncelik veriyorum, tamam mı? Çünkü hiç kimse vermiyor. Ben veriyorum. Sonra bir bakıyorum böyle yavaş yavaş kaplumbağa gibi gıcıklığına yürüyorlar. O yüzden vermek de istemiyorum. Valla insana iyilik yaptırmıyorsunuz ha. Şimdi geldim arkadaşlar. Arabayı... Çok uzaktasınız. Tamam. Zaten. Yok yok, duvara değecek gibi. Gelin mi? Bir sınav listesi. Arkadaşlar, bu alışveriş listesi falan değil, bu sınav listesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane var. 15 tane sınav var yani. Hey, ne kadar güzel kirpiğin. Bakın. Abi telefonu hep... Ay ne kadar güzel abi. Evet. Baksana kan, kamerada nasıl çıkıyor? Bu an senin son görüşümüz değil bu sene, Eylül'e kadar. Bir de İstanbul'da göreceksiniz. İstanbul'da. Ya beni lütfen ekmeyeceğiniz. ben itibariyle için. Ben sakın ekmeyeceğim İstanbul'da. Yani ben gelemiyorum. Ama sen şey yap, ben sana her yönüne gittiyorsan söylerim. Evet. Sen daha oradan geleceksin, ben Sakarya'da İstanbul'a gitmek çok kolay. O yüzden gelirim. Hem bizim yeni ev hemen... O tren hemen orada. Yo, ben yemin ediyorum eğlenmek için gidiyorum yani. Aynen, ne yapacaksın? Yok sen eğlenmek için. Arkadaşlar ben bir neydi? Bağımlı kişilik bozukluğu muydu? Bağımlı kişilik bozukluğu. Evet, evet var.
birlikte öyle çekelim. TikTok'a. Ne çekeceksin daha? Arkadaşlar TikTok videosu çektim. Allah razı olsun, TikTok'ta en sonu takip edin. Sana ben şey yazacağım dedi. Başta dikkat çeksin diye. Annemle fit çek yazacağım. Dal geçsinler diye. Arkadaşlar size çok önceden önce. En son TikTok videosunda öyle bir linçler geliyor ki. O ay. Captionları falan hep ben yazıyorum bilerek linçlensin diye. Ama hiçbir insan sevmez ya. Bilerek gıcıklığına yazdım ki sen erkekler nasıl giyinsin böyle giyinsin. Linçleyeceklerini biliyorum çünkü. Videoyu burada bitiriyorum. Bence güzel bir video oldu. Her pazar 18.00 sarkabilir. Yeni video var. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.